Nasıl çıkacağım ben evden? Tam da kapının orada duruyor abi. Arkadaşlar, o sefeci ailesi. Dün gece Dark Web'de gezerken neyle karşılaştığımı size göstermek istiyorum. Bakın, görüyor musunuz? Squid Game'deki lanetli bebek Dark Web'de satışta arkadaşlar. Alabiliyoruz bakın. Ve ben de bu gece sizin için saatin gece 3'ünde bu bebeği satın alacağım Dark Web'den. Dark Web'den daha önce neler neler satın almıştık. Zaten biliyorsunuz, şuradaki mankeni bile oradan almıştık. Yani izleyenler bilir. Bakalım bu bebeği Dark Web'den satın aldığımızda, sipariş verdiğimizde ne olacak? Cidden ben de çok ama çok merak ediyorum. Hep birlikte bu gece bunu görmüş olacağız. Videoya geçmeden önce alt taraftan like atın. Bu videoyu sizlerden 10.000 like bekliyorum. O sevinç ailesi, like'larınızı esirgemeyin. Kanalıma dostlar, mutlaka abone olun. 1000'ler için ailemizi iyice büyütelim. Mutlaka abone ol butonuna bastıktan sonra zil işaretini de açıyorsunuz ki ben video attığımda size, yani sana kardeşim, bildirim gelsin. Ve videonun sonunda güzel yorumlar ekrana çıkacak. O yüzden güzel yorum atmayı da unutmuyorsunuz. Her neyse, şimdi bilgisayarın başına geçelim ve şu bebeği, oyuncak bebeği sipariş verelim. Bilgisayarımın başına geçtim arkadaşlar ve karşımda Squid Game Doll, görüyorsunuz arkadaşlar. Squid Game Doll, yani Squid Game'deki oyuncak bebek arkadaşlar, bu anlama geliyor. Burada fotoğrafında görüyorsunuz zaten. Abi tipe bak ya, gerçekten aslında böyle sevimli bir kız çocuğu gibi duruyor ama kendisi çok tehlikeli ve lanetli bir oyuncak bebek. Zaten dizide kaç kişiyi öldürmüştü biliyorsunuz. Bu bebek arkadaşlar kırmızı ışık yeşil ışık oyunundaki bebek. Galiba dizideki ilk oyundu, yanlış hatırlamıyorsam ilk oyun oydu. Ve orada bir sürü kişiyi öldürüyordu arkadaşlar. Hareket eden herkesi öldürüyordu. Bu arada siz diziyi izlediniz mi, yorumlara yazın arkadaşlar. Zaten daha önce Squid Game'le ilgili birkaç video daha yapmıştım. Onları da izlemezseniz mutlaka izleyin derim. Bakın burada ne diyor, açıklamasına bakalım. Squid Game dizisindeki devasa oyuncak bebek diyor arkadaşlar. Ve 900 dolar. Yuh, gerçekten çok fazla ama bir şekilde alacağım bunu artık arkadaşlar. Artık borca mı girerim, taksit mi yaparız, ne yaparız bilmiyorum. Dark Web'le artık yani iç içe olduğum için sıkıntı olmaz, bir şekilde hallederiz arkadaşlar. Bu arada fark ettiyseniz bu Dark Web'deki yaratık sayfası sürekli değişiyor, ben anlamadım. Sonuçta Dark Web sağ solu belli olmuyor, yani sağ solu kes. Şimdi arkadaşlar satın ala basıyorum ve bebeği, oyuncak bebeği siparişi ediyoruz arkadaşlar. Hazırsanız basıyorum. Bastım. Evet, siparişi verdim arkadaşlar. Siparişi verdim arkadaşlar. Şu an sadece beklemek kaldı. Ben bu sırada evin bazı noktalarına kamera kurmak istiyorum arkadaşlar. Bu bebek geldiğinde kameralardan da onu görelim arkadaşlar. Şimdi şöyle kapıyı açtım, salona geldim. Şimdi arkadaşlar, yani bilmiyorum, evin bazı noktalarına kamera kuracağım arkadaşlar. Zaten bakın şurada bir kamera var, çalışıyor değil mi? Çalışıyor, bakın ışığı dayanıyor. Zaten orada bir kamera var ama ayrıyetten kameralar da kurmak istiyorum arkadaşlar. Yani mesela buraya falan kurabiliriz, bilmiyorum. Hatta yani dışarıya bile kurabilirim aslında. Dışarıya da mı kursam ya? Bilmiyorum arkadaşlar, bakın yatak odası, banyo. Yani nerelere kurarım bilmiyorum ama birkaç yere kamera kuracağım arkadaşlar ki bu lanetli oyuncak bebek evime gelirse bunu görebilelim arkadaşlar. Her neyse, o zaman ben bu kameraları kurup tekrardan bilgisayarın başına geçeyim arkadaşlar. Şu ana kadar Dark Web'den satın aldığım, sipariş verdiğim her şey geldi diye hatırlıyorum. Gelmeyen var mı? Her şey geldi. Bu bebek de eminim ki gelecektir arkadaşlar. O yüzden şu anda kurduğum kameralar karşımda. Gerçekten bir 3-4 yere falan kamera kurdum galiba. Kendimi Five Nights at Freddy's'teki güvenlik görevlisi gibi hissediyorum arkadaşlar. Gerçekten. Şu an bu arada salonu görüyorsunuz arkadaşlar. Bu benim zaten klasik kamera vardı orada biliyorsunuz. Şu anda salonu görüyoruz. Burada herhangi bir şey yok gibi. Bu koridor arkadaşlar. Bu koridor, yani bütün odalara bakan koridor yani. Zaten 3 artı 1 yani, anlarsınız. Burada bir koridor var bu şekilde. Şu anlık burada bir şey yok gibi. Bir yandan da bu dış kapıya bakıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Bakın burada dış kapının orayı gören bir yer var. Şu an burada da herhangi bir şey yok gibi. Dışarıya da kamera kurmak istedim arkadaşlar. Ya biliyorsunuz zaten bazı videolarda böyle evin belli noktalarında kamera kurduğum oluyor. Yani bunu bazen yapmak gerekebiliyor arkadaşlar. Hatta belki sürekli olarak böyle kamera da kurabilirim. Bütün eve böyle, bilmiyorum, bütün eve kamera sistemi koyarım.
Yatak odama geldik. Evet, yatak odam. Evet, yatak odamın ne kadar dağınık olduğunu görüyorsunuz. Orada bir de battaniyem de var. Eğer korkarsam beni o battaniyenin altında görebilirsiniz. Birdenbire böyle kamera görüntüsünde. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Biz korkusuz olsa Ece ailesiyiz. Şöyle oturma odasına gelelim. Evet, burası da oturma odası. Burada televizyon, PlayStation var. PlayStation çok da gözükmüyor ama. Burası da oturma odası arkadaşlar. Burası da aslında bayağı dağınık ama kamerada çok gözükmemiş. Abi gerçekten kalbim küt küt atıyor ve terlemeye başladım. Bu Squid Game'deki bebekle her an karşılaşabiliriz. Karşılaşırsak ne yapar bana? Gerçekten bu çok korkutucu olabilir. Bana kırmızı ışık, yeşil ışık oyununu oynatabilir, bilmiyorum. Şimdi nereye geçelim? Evet, banyonun orası arkadaşlar. Evet, banyo derken aslında tuvaletin orası. Tuvaletin oraya bakıyoruz. Şu an burada da bir şey yok gibi. Banyonun tam önündeyiz şu an arkadaşlar. Burada da herhangi bir şey yok. Gelmeyecek mi abi yoksa? Ya gelir herhalde arkadaşlar. Saat de artık gecenin 4'ünü geliyor. Şöyle bir tane daha değiştirdim. Yatak odamda. Gelmiş. Yatak odamda arkadaşlar, görüyor musunuz? Lan ne yapıyor yatak odamda? Squid Game'deki bebek şu an yatak odamda, görüyorsunuz kameradan. Ananı satayım. Devasa arkadaşlar. Öylece duruyor. Öylece duruyor. Ne yapacak? Ses falan gelmiyor değil mi? Birden o yeşil ışık, kırmızı ışık oyunu başlar diye korkuyorum ama şu anlık bir ses yok gibi. Diğer kameralara bakayım mı? Oğlum ya kamerayı değiştirdiğinde FNAF'taki gibi hareket ederlerse? Şöyle oturma odası... Oturma odasında! Oturma odasında şimdi de. Bir dakika. İki tane bebek var, ben anlamadım şu an. Aynı anda nasıl iki yerde oldu, yoksa birdenbire oraya mı geçti? Yatak odasına dönelim bir dakika. Yatak odasında yok. Şu anda yatak odasında yok arkadaşlar. Az önce buradaydı, sonra birden oturma odasına gitti. Şu an yatak odasında yok. Banyonun orası, orada da yok. Yatak odamda yok. Oturma odasında yok. Salon. Salonda. Şu anda salonda arkadaşlar. Yani tam bu koridorun orada. Gelmez değil mi buraya? Arkadaşlar bak, şu an gerçekten korkuyorum. Birdenbire buraya gelecek diye ama umarım gelmez. Bir yandan buradan kapıya doğru. Nereye gitti lan? Aa, gitmiş. Salondan gitmiş arkadaşlar. Bir dakika, geçelim. Yatak odasında değil. Banyonun orada değil. Oturma odasında. Tekrardan oturma odasında arkadaşlar. Şu anda tekrar oturma odasına gitti. Bakın tam televizyonun önünde duruyor yine. Yanına gitmeyi denesem mi arkadaşlar? Bakın bu çok tehlikeli olacak. Beni öldürebilir arkadaşlar, dizideki gibi. Ama yine de yanına gitmeyi denesem mi bilmiyorum. Bakın oturma odasında birazcık bekleyeceğim. Hala orada olursa, hani evden gitmezse veya gelip beni öldürmezse, onun yanına gitmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Lan! Salonda da maskeli adam var. Bakın görüyor musunuz? Tam kapım burada. Squid Game'deki maskeli o güvenlik mi denir, görevli mi denir? O adam var. Abi görüyor musunuz? Nasıl çıkacağım ben evden? Tam da kapının orada duruyor abi. Oturma odasında Squid Game'deki lanetli oyuncak bebek var. Devasa katil bebek var. Salonda da o maskeli görevli adam var. Abi nasıl çıkacağım evden? Ananı satayım arkadaşlar. Şu an beni eve sıkıştırdılar ikisi, görüyorsunuz. Galiba tek yol oturma odasının oradan çıkmak arkadaşlar. Oturma odasında biliyorsunuz benim bir balkonum var. O balkondan çıkabilirim ancak. Bu evden öyle kaçabilirim. Mecburen o bebeğin yanından geçeceğim arkadaşlar. Ve de görevlinin yanından. Ama görevli büyük ihtimal bir şey yapmaz. Çünkü daha oyun başlamadı. Bir şey olmadı. Bebeğin yanından geçeceğim. Kırmızı ışık, yeşil ışık sesi gelirse de ona dikkat ederek oradan geçeceğim. Ve o şekilde evden kaçacağım arkadaşlar. Başka çaresi yok arkadaşlar. Şimdi ben gidiyorum. Siz zaten güvenlik kamerasından beni göreceksiniz arkadaşlar. Bana iyi şanslar dileyin arkadaşlar. Hadi bakalım. Balkon kapısından. Balkon kapısından gidiyorum ben. Lan! Balkon kapısı kilitli. Anam.
bilmiyorum. Salondan çıkmak zorundayım arkadaşlar. Başka bir çarem yok. Göbek buradayken zaten buradan çıkamam. Bir şekilde salondan çıkacağım. Arkadaşlar görevli maskeli adam burada yok. Bakın kameradan baktığımızda burada o görevli adam vardı, maskeli adam, ama şu an burada yok. Tam da burada kapının önündeydi arkadaşlar ama şu anda yok. Nereye gitti bilmiyorum ama lanetli devasa bebek hala o odada arkadaşlar. Gördünüz, son anda kaçtım ondan. Kırmızı ışık yeşil ışık oyununu oynattı. Son anda kurtuldum. Balkon kapısından çıkıp kaçıp gidecektim ama orası kilitli olduğu için gidemedim arkadaşlar. Mecbur salona çıktım. Bu adam da burada yok. Nereye gitti abi bu adam? Buradan çıkıp gideceğim arkadaşlar ama şu an bu adam nereye gitti onu anlamadım. Mutfakta falan mı? Yok, burada da değil. Yatak odama falan. Ne bu? Squid Game kartı. Lan yine mi? Arkadaşlar yine bir Squid Game kartı. Tam da benim ofisin kapısının önünde. O adam mı bıraktı bunu? Bebek mi bıraktı diyeceğim. Bebek o odada. O adam bırakmış olabilir arkadaşlar, bilmiyorum. Burada bu şekilde bir Squid Game kartı var arkadaşlar. Zaten daha önceki videoda da bundan bırakmışlardı. Ben şimdilik evden gidiyorum arkadaşlar. Biraz vakit geçsin. Tekrar eve gelirim. Umarım döndüğümde bu bebek burada olmaz. Abi gelmiş. Abi evin içine girecek. Şu odada olabilir. Hazırsanız yanına doğru gidiyorum. Merhaba Ailesi. Arkadaşlar bu gece saat 3'te Poppy Playtime'daki Hoogie Woogie oyuncağını Dark Web'den satın alacağız. Biliyorsunuz önceki videoda gece 3'te Poppy Playtime oynamıştık ve Hoogie Woogie, o devasa mavi oyuncak bebek, evime kadar gelmişti. Kapının kamerasından görmüştük ve ben o videoyu çektikten sonra Dark Web'de Hoogie Woogie satışa çıkmış. Evet, ve bugün de sizlerle beraber gecenin 3'ünde onu oradan satın alacağız arkadaşlar. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi ve alt taraftan bir like atmayı unutmuyorsunuz. Olsa Vece Ailesi, like'larınızı mutlaka ama mutlaka bekliyorum ve kalmaya gelenler de ne yapıyor? Mutlaka abone oluyor, bildirimleri daha çünkü ben video attığımda size bildirim gelsin. 1 milyonluk Olsa Vece Ailesi olalım, mutlaka abone oluyorsunuz o yüzden. Ve videonun sonunda unutmazsam güzel yorumları ekrana koyacağım, o yüzden güzel yorum atmayı unutmayın. Her neyse, şimdi Dark Web'e geçelim. Arkadaşlar ilk olarak önceki videoda biliyorsunuz ben oyunu bitirememiştim. Şimdi oyunun bitiriş kısmını bir görelim arkadaşlar. Bakın Hoogie Woogie'ye neler oluyor şu an izliyoruz. Bakın ben az önceki o geride ilk başladığımız yerde ölmüştüm. Ama şu an bakın adam ilerliyor arkadaşlar ve oyunu kazanacak birazdan. Ya istersen ben de kazanabilirdim ama arkadaşlar bu videoda size bir izletmek istedim. Bakın görüyor musunuz? Adamın arkasından geliyor Hoogie Woogie. Evet. Adam yolları ezberlemiş abi, bakın. Doğru yerlerden kaçıyor arkadaşlar ve Hoogie Woogie ona yetişemeden kaçacak. Ha? Geliyor arkasından. Her yerde böyle yazılar yazıyor. Girme, dur. Başka neler yazıyor? Abi her yerde böyle yazılar yazıyor. Kim yazmış bu yazıları acaba? Evet, şimdi oyuncak fabrikasında kaçacak mı fabrikadan? Ne olacak? Kutular var. Eyvah! Yolu tıkandı. Abi nasıl kaçacak Hoogie Woogie'den? Lan! Aa! Bir dakika, kutuyu üzerine mi düşürecek? Oho! Lan! Abi çok üzücü Hoogie Woogie. Öldü mü? Arkadaşlar Hoogie Woogie galiba ölüyor burada. Kutu üzerine düştü. Nereye düştü? O boşluğa mı düştü, ben anlamadım bu arada. Oha abi, çok üzücü bir görüntü değil miydi? Ama Hoogie Woogie'den bu şekilde kurtuluyormuşuz abi. Şimdi nereye gidiyor bakalım. Bir tane eve girdi arkadaşlar. Bir tane eve geldi oyuncak fabrikasından. Ev değil mi bura? Çok güzel duran bir ev var ama o koridor ürkütücü duruyor. Bu ev nereye gidecek şimdi, izliyoruz bakalım. Oyunun sonunu görüyoruz arkadaşlar. Chapter 1. Yani bölüm 1'in sonu arkadaşlar. Evet, bir dolapla kapı kapatılmış. Oraya mı girecek? Yok, açılmıyor orası. Nasıl bir ev lan bura? Yok, oraya hiçbir şekilde giremiyor. Aa, kırmızı bir ışık vuruyor şu an. Lan yerde bir şey mi var? Yerde bir şey mi var? İşleri iyice ürkütücü hale geldi arkadaşlar. Evet.
Oha! Başka bir oyuncak bebek var. Bu bebek Poppy olması lazım arkadaşlar. Oyunun asıl bebeği Poppy. Yani ben öyle biliyorum. Bir dakika, bir şeyler mi söylüyor? Evet, bu şekilde Chapter 1 bitiyor arkadaşlar. Gördüğünüz Huggy Wuggy'nin ölümünü bile gördük. Abi gerçekten inanılmaz bir oyundu. Gerçekten ben bu oyunu çok sevdim. Sizler sevdiniz mi yazın yorumlara. Eğer Chapter 2 gelirse de onun videosunu da mutlaka çekerim arkadaşlar. Sizler de isterseniz tabii. Her neyse, şimdi karşımızda Dark Web var arkadaşlar. Bakın, Dark Web'de Huggy Wuggy'nin sayfası var arkadaşlar. Ve buradan Huggy Wuggy'yi bir satın alacağız bakalım. Solda görüyorsunuz ne kadar korkunç bir tipi olduğunu. Huggy Wuggy Poppy Playtime oyuncak fabrikasında üretilmiş ilk oyuncak. Evet, bu Huggy Wuggy'nin ilk oyuncak olduğunu öğrenmiş olduk arkadaşlar. O fabrikada üretilmiş ilk oyuncakmış galiba, ya da ilk konuşan oyuncak mı, nasıl yani? Ya bunun bir hikayesi vardı, ben de tam bilmiyorum arkadaşlar. Bilenler varsa aydınlatır bizi artık. Ama üretilmiş ilk oyuncak deniyor burada. Evet, 175 dolara satın alıyorum arkadaşlar. Eğer siz de hazırsanız satın ala basıyorum ve bastım. Evet, Huggy Wuggy'yi satın aldık arkadaşlar. Şu an kalan tek şey nedir? Tabii ki evet, beklemek. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Bekleyelim ve bakalım birazdan bir şeyler olursa falan filan ben tekrardan kayda geçerim. Şimdilik durduruyorum. Arkadaşlar, dışarıdan böyle bir uğultu sesleri, koşma sesleri geldi. Hemen kayda girdim ve güvenlik kameralarını açtım. Şu anda karşımda salonun kamerası var arkadaşlar. Bakın şu an salondayız. Salonda herhangi bir şey yok gibi ama gerçekten bakın, uğultu sesleri duydum. Huggy Wuggy evime gelmiş olabilir arkadaşlar. Gerçekten şu an ağzıma sıçacağım. Çok korkuyorum abi. Aklımı kaybedeceğim. Şimdi salondayız şu anda. Oturma odasına bakıyoruz. Oturma odasında herhangi bir sıkıntı yok gibi. Oturma odasında da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle banyonun oraya geldik. Banyonun orayı inceleyelim. Burada da bir şey yok gibi ama uğultu sesleri geldiğine göre Huggy Wuggy gelmiş olabilir arkadaşlar. Onun da böyle garip bir sesi vardı, biliyorsunuz zaten. Şöyle dış kapıyı... Oh! Lan dış kapıda! Dış kapının kamerasında önceki videodaki gibi. Ananı satayım. Abi gelmiş. Abi evin içine girecek. Abi Huggy Wuggy evime gelmiş. Ananı satayım arkadaşlar, ne yapacağım ben? Abi Poppy Playtime Chapter 2 çıkınca videosunu çekmemi istiyor musunuz? Gece 3'te oynamamı istiyor musunuz? Yazın yorumlara. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Lan! Nereye gitti? Bir dakika, dış kapıdan gitmiş mi? Geç. Oh! Tam banyonun orada. Tam banyonun orada arkadaşlar şu an. Abi kameraya mı bakıyor? Abi altına sıçacağım, çok korkunç. Huggy Wuggy görüyor musunuz? Devasa oyuncak şu an evimde. Abi. Çok korkunç, kameraya bakıyor. Şöyle geçelim. Salonda falan bir sıkıntı yok. Oturma odasında bir sıkıntı yok. Tuvaletin oraya bakalım. Tuvaletin orada da bir sıkıntı yok. Abi şu an banyonun orada. Bakın tekrar o kameraya dönelim. Tekrar o kameraya dönelim. Aa, nerede? Abi nerede? Buraya mı geliyor yoksa kapının önünde mi arkadaşlar? Ne yapacağım ben? Abi. Abi şu an gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Güvenlik kameralarında Huggy Wuggy'yi gördük arkadaşlar. Önce dış kapıda gördük, sonra tam banyonun orada gördük. Şu an onu hiçbir şekilde göremiyorum. Arkadaşlar gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Şöyle tuvaletin oraya gidelim. Tuvaletin orada da yok. Abi nereye gitti bu Huggy Wuggy? Huggy Wuggy bak, konuşamıyorum abi. Korkudan konuşamıyorum şu an. Bütün kameralar bozuk şu an. Bak. Geçiyorum kameralar arasında ama hepsinde glitch görüntüsü var. Ne oluyor? Abi kameralar bozuldu şu an. Kameralar bozuldu. Abi ne oluyor? Bak şu anda değişmiyor. Abi bütün kameralar glitchli şekilde duruyor. Abi ne oluyor? Ne oluyor ya? Dark Web'den aldığımız Huggy Wuggy şu an evdeki kameraları da bozdu. Şu an evin içinde zaten an meselesi arkadaşlar. Bu odaya gelip beni öldürmesi an meselesi. Abi tek yol kaldı. Kamerayı alıp yanına doğru gideceğim arkadaşlar. Evde onu arayacağım. Çünkü hiçbir şekilde gözükmüyor kameralarda. Kamerayı alıp onu ben evde arayacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Kamerayı aldım arkadaşlar. Kamerayı elime aldım. Şimdi salona doğru çıkıyorum. Bakalım Poppy Playtime Huggy Wuggy orada mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Açıyorum kapıyı arkadaşlar.
Işık açık. Sola doğru geldi arkadaşlar. Şu an. Aman satayım. Ne oluyor? Bu kapı kapalı değil miydi? Abi, güvenlik kamerası görüntülerinde bu kapı kapalıydı arkadaşlar. Bak şu an açık. Bir dakika, buralarda bir şey var mı? Oraya gideceğim arkadaşlar. Bakın, buralarda bir şey yok gibi. Tuvaletin orada. Orada da bir şey yok. Abi, bakın kapı kilitli mi? Kapı kilitli mi? Değil arkadaşlar, kapı kilitli değil. Kapıyı kilitlememişim arkadaşlar. Belki de Hugi Bugi bu sayede girdi, bilmiyorum ama Hugi Bugi şu an şu odada olabilir. Şu odada olabilir. Hazırsanız yanına doğru gidiyorum. Yatak odama doğru gidiyorum. Abi burada güvenlik kamerası çalışmıyor, bilmiyorum. Güvenlik kamerasını göremedik. Geldim. Anamı satayım. Aa! Squid Game bebeğiyle Hugi Bugi yarıyor. Lan! Hugi Bugi'ye bakın. Abi! Merhaba Usef Ece ailesi. Arkadaşlar bu gece saat gecenin 3'ünde Dark Web'den Squid Game'deki bebeği ve Poppy Playtime oyundaki Hugi Bugi'yi satın alacağız. Evet, Dark Web'den aynı anda iki yaratığı satın alacağız bu gece. Biliyorsunuz geçenlerde Dark Web'den Squid Game bebeğini satın aldığımda evdeki güvenlik kameralarında onu yakalamıştık. Video 500 binden fazla izlendi ve de aynı zamanda Hugi Bugi'yi de güvenlik kameralarında yakalamıştık. Ve de biliyorsunuz dünkü videoda Squid Game bebeğine Voodoo bebeği büyüsü yapmıştım. Onun neredeyse işini bitiriyorduk ama son anda o beni yerle bir etmişti. O videoyu da görmediyseniz mutlaka gidin bir göz atın derim. Her neyse, bakalım bu gece Hugi Bugi ve Squid Game'deki bebek karşılaştıklarında ne olacak? Kavga mı edecekler yoksa birlik olup beni mi öldürmeye çalışacaklar? Cidden bunu çok 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 merak ediyoruz. Sizler de bunu benden istemiştiniz. Ben de sizin için yapıyorum Osef Ece ailesi. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve alt taraftan like atmayı unutmuyorsunuz Osef Ece ailesi. Bu videoyu sizlerden çok güzel like patlaması bekliyorum. Rekor like yorum bekliyorum ve kanalıma gözle mutlaka abone olup bilmeyen için 1 milyonluk OSF ecalesi olalım. Mutlaka abone oluyorsunuz o yüzden. Ve videonun sonunda unutmazsam güzel yorumları ekrana koyacağım. İnşallah bu sefer de unutmam. Her neyse, şimdi videomuza geçelim. Evet, kamerayı kurdum ve şimdi arkadaşlar, eğer siz de hazırsanız önce Squid Game'deki lanetli katil bebeği Dark Web'den satın alalım. Şimdi hemen onun sayfasını açıyorum ve evet, şu anda karşımızda Squid Game Doll sayfası açık arkadaşlar. Burada da görüyorsunuz zaten Squid Game'deki bebek. Daha önce de Dark Web'den satın almıştım zaten o videoyu, biliyorsunuz hani güvenlik kameralarına yakaladığımız video. $900, evet çok pahalı ama Squid Game'deki o devasa bebeği alıyorum arkadaşlar. Evet, ilk siparişimizi verdik arkadaşlar. Squid Game Doll, Squid Game bebeğini sipariş ettik. Şimdi ise hemen hiç vakit kaybetmeden Poppy Playtime'daki Hugi Wugi, Hugi Wugi diye okunuyor aslında da, onu sipariş edelim. Hemen onun da sayfasını açacağım arkadaşlar. Bir dakika, geri gidiyorum. Evet, Hugi Wugi, Hugi Wugi'nin sayfası da açık şu anda arkadaşlar. O da burada. Şimdi de bu peluş, nasıl denir, tüylü peluş oyuncağı Hugi Wugi'yi biz satın alalım bakalım. $175 diyor. Hemen bunu da şuradan siparişi veriyorum arkadaşlar, hazırsanız. Abi çok heyecanlıyım. İkisini birlikte sipariş ediyoruz. Galiba ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Her neyse, ve siparişi verdi. Evet, şu an sadece beklemek kaldı arkadaşlar. Bu sırada daha hala bir vaktimiz var. Bu vakitte de ben evin belli noktalarına kamera kuracağım arkadaşlar. Hatta belki dışarıya bile kurabilirim. Hani beraber mi gelecekler, ayrı ayrı mı gelecekler, bunları görürüz en azından. Şimdi arkadaşlar, hala vaktimiz varken şu kameraları bir halledelim. Hadi bakalım.
Kameralar kuruldu arkadaşlar. Zaten siz de buna şahit oldunuz. Şimdi hemen kameraları izlemeye başlayalım. Çünkü saat neredeyse gece 4 olacak arkadaşlar. Hatta 4 oldu olacak yani. O yüzden kameraları izlemeye başlayalım. Ve bakalım herhangi bir olay olacak mı? Herhangi bir hareketlilik olacak mı arkadaşlar? Bunu görmüş olalım. Şimdi ilk olarak salondayız şu an. Evet. Şu an salon kamerasındayız arkadaşlar. Bakalım ilk hangisi gelecek bu arada. Bunu da merak ediyorum. Şimdi nereye geçelim abi? Yatak odasına bakalım. Evet, benim yatak odam arkadaşlar. Yatak odamda da herhangi bir şey yok gibi. Yine etraf her yer dağınık tabii ki arkadaşlar. Klasik, buna artık şaşırmamamız gerek yani. Banyo, evet. Banyodayız şu an. Banyoda da herhangi bir şey yok. Burada zaten bir şey olacağını da pek zannetmiyorum arkadaşlar. Yani banyoya niye girsin? Oturma odasına geçtik. Oturma odasında da burası da tuvaletin orası. Şu anlık evin içinde hiçbir hareketlilik yok arkadaşlar. Evin her yerine baktık, evdeki bütün kameralara, ama şimdi burası önemli. Dış kapıya bakacağız. Önce benim evin kapısına bakacağız. Sonra da dış kapıya. Bu sefer dış kapıya da kamera koydum. Şu evin kapısına geçtik. Evet, burada da bir sıkıntı yok. Şu an direkt kapı kamerası bu. Burada da herhangi bir şey yok. Şimdi hazırsanız bir de dış tarafa, hani direkt sokağa gören kameraya bir geçelim arkadaşlar. Hazırsanız basıyorum. Hugi Bugi! Hugi Bugi gelmiş! Bebekten önce Hugi Bugi gelmiş arkadaşlar, görüyor musunuz? Şu an tam olarak yolun ortasında duruyor. Etrafa bakıyor aval aval. Neye bakıyor lan? Abi eve geliyor, görüyorsunuz. Bakın, Dark Web'den aldığımız Hugi Bugi şu an eve geliyor, ama Squid Game bebeği nerede? Bir dakika, evin kameralarına bakalım mı? Bir dakika. Şöyle bir dakika, yatak odası. Burada bir şey yok, yatak odası da yok. Banyoda yok. Tuvalette yok. Oturma odasında yok. O yok, bu yok. Ne yapalım? Bir dakika, salona bakalım. Salonda da yok. Şu an evin hiçbir yerinde bir hareketlilik yok, ama gördüğünüz sokakta Hugi Bugi gelmiş arkadaşlar. Bir daha bakalım. Bir daha sokağa bir çıkalım. Hala orada mı? Yok. Hugi Bugi şu an yok. Basıyorum. Burada. Hugi Bugi burada. Abi görüyor musunuz? Gelmiş bak. Bu sefer bu kapının orada hemen. Abi eve girmek üzere şu anda. Hugi Bugi şu anda eve girmek üzere arkadaşlar. Bir dakika, şu an hemen bir de dış kapıya bakalım mı? Belki Squid Game bebeği gelmiştir artık. Bayağı zaman geçti. Hugi Bugi geldi. Squid Game bebeğinden hala bir iz yok. Hemen bir daha dışarıya bakalım. Ooo, ananı satayım. Gelmiş. Squid Game bebeği de şu anda dışarıda. Bakın, sokakta arkadaşlar, görüyor musunuz? Abi devasa. Bir dakika, şu an Hugi Bugi hemen benim kapının önünde. Squid Game'deki bebek de sokakta. Şu an ikisi birlikte neredeyse evime girmek üzere arkadaşlar. Ananı satayım, bir dakika. Tuvaletin orayı bakalım. Evet, Hugi Bugi hala eve girmedi mi? Bak, tuvaletin orada yok. Salona bakalım. Salonda da yok. Abi Hugi Bugi hala eve girmedim, ben anlamadım. Da bakalım bir de oturma odasına bakalım. Squid Game bebeği. Abi Hugi Bugi'den önce o eve girmiş. Nasıl oluyor lan? İkisi birlikte şu an evimde olabilirler arkadaşlar. Bir dakika, dış kapıya bakalım. Hugi Bugi hala orada mı? Hala mı eve girmedi? Yok. Hugi Bugi burada yok. Squid Game bebeği oturma odasında. Hugi Bugi nerede abi? Nerede? Tuvaletin oraya bakalım mı? Tuvaletin orada. Tuvaletin orada. Hugi Bugi tuvaletin orada. Bak, görüyorsunuz. Ananı satayım. Abi şu an oturma odasıyla tuvalet zaten karşı karşıya. An meselesi arkadaşlar. İkisinin karşılaşması an meselesi şu an. Oturma odasına bakalım mı? Oturma odasına bakalım mı arkadaşlar? Açtım. Hugi Bugi burada. Hugi Bugi burada, ama Squid Game bebeği nerede? Squid Game bebeği nerede arkadaşlar? Hugi Bugi orada, az önce Squid Game bebeği oradaydı. Şimdi Squid Game bebeği yok. Hugi Bugi orada. Kameralar bozuldu. Kameralar bozuldu şu an. Kameralar şu anda hiçbir şekilde çalışmıyor arkadaşlar. Sinyal yok. Nasıl çalışacak lan? Sinyal gitti. Ne oluyor şu an? İçeride şu an ne oluyor? Oh! Squid Game bebeğiyle Hugi Bugi geliyor. Görüyor musunuz? İkisi aynı yerde arkadaşlar. Birbirlerini görüyorlar mı şu an? Şu an birbirlerini görüyorlar mı bilmiyorum. Kamera yine bozuldu. Ananı satayım, kamera yine bozuldu. Abi kamera yine bozuldu. Abi ikisi birliktelerdi. Lan! Hugi Bugi'ye bakın. La
Lan Hagi Bagi öldü mü? Squid Game bebeği Hagi Bagi'yi öldürdü mü? Hagi Bagi'ye bakın. Abi yerde yatıyor resmen. Alayım satayım. Arkadaşlar gördünüz mü? Bir dakika hemen gidelim. Bakalım Hagi Bagi ölmüş mü arkadaşlar? Şu an Squid Game bebeği kayıp. Hagi Bagi de oturma odasında yatar bir vaziyette duruyor. Hemen yanına gidelim hadi. Arkadaşlar kamerayı aldım. Ve şimdi Hagi Bagi ve Squid Game bebeğini en son gördüğümüz yere bakacağız. Ve bakalım Hagi Bagi hala orada mı? Yoksa Squid Game bebeği gerçekten onu öldürdü mü? İşini bitirdi mi? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız çıkıyorum. Yavaş yavaş çıkalım abi. Squid Game bebeğinin nerede olduğu belli değil çünkü. Burada bir sıkıntı yok gibi. Bakın Hagi Bagi ile Squid Game bebeği bu odada baş başalardı arkadaşlar. Abi aşk falan yaşasanız neyse birbirlerini öldürüyorlar arkadaşlar. Gördünüz siz de. Mutfakta falan sıkıntı yok değil mi? Mutfağa kamera koymamıştım çünkü. Şimdi hazırsanız Hagi Bagi'nin öldüğünü düşündüğümüz odaya giriyorum arkadaşlar. Açıyorum. Nerede? Bir dakika. Lan balkon kapısı açık. Hagi Bagi tam buradaydı. Oo! O ne lan? Lan bu ne? Kan mı bu? Abi! Aa! Hagi Bagi'nin kanı arkadaşlar. Hagi Bagi buradan kaçıp gitmiş galiba. Bak görüyor musunuz? Kan damlaları var. Ve burada bitiyor. Abi nasıl kaçtı? Nasıl çıktı bu demir parmaklıklardan? Hanları satayım. Abi Squid Game bebeği Hagi Bagi'yi yaralamış gördünüz. Ve Hagi Bagi balkondan zar zor kaçmış arkadaşlar. Yerdeki kanları gördünüz. Abi. Abi inanamıyorum şu an şok içerisindeyim. Squid Game bebeği ve Hagi Bagi aynı anda Dark Web'den aldık. Gördünüz kavga etmişler arkadaşlar. Kavga ettiler. Birbirlerini öldürmeye çalıştılar. Ama şu an Squid Game bebeği nerede bilmiyorum ama Hagi Bagi yaralı bir şekilde kaçtı arkadaşlar. Bilmiyorum belki de gerçekten öldü ama siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Sizce hangisi kazandı? Gerçekten bir fikrim yok arkadaşlar. Galiba Squid Game bebeği daha güçlü. Ben burada videoyu hızlıca bitirmek istiyorum. Videomun sonuna göre mumlaş aşağı mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sen daha az yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz o seveceğiniz. Dış kapının oraya bakalım. Gerçekten orada. Merhaba Osef Ecalisi arkadaşlar, bu gece misafir yani guest yaratığının zaten ne kadar tehlikeli olduğunu önceki videomdan gördünüz. Önceki videomda biliyorsunuz ilk önce Dark Web'ten bu misafir yaratığını satın almıştım. Daha sonra da filmini izlemiştim ve bu videolarda misafir yaratığı evime gelip neredeyse beni öldürüyordu. Hatta en son beni köşeye sıkıştırmıştı. Gerçekten olan işim bitmişti. Ama yine tabii ki Okan abiniz bir şekilde kurtuldu ve misafir yaratığının telefon numarasını buldum. Bu gecede sizlerle beraber gecenin 3'ünde yani şeytanın saati bizim saatimizde misafiri görüntülü arayacağız. FaceTime arayacağız. Videoya geçmeden önce alt taraftan bir like atmanızı. Bu video çok güzel like patlaması bekliyorum sizlerden ve kanalıma geliyorsanız da ne yapıyorsunuz? Mutlaka ücretsiz bir şekilde, bakın altını çiziyorum, ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz ki ben video altında size bildirim gelsin. Abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz 1 milyonluk OSF ailesi olmamız için. Her neyse şimdi videomuza geçelim dostlar. Evet kamerayı tripoda kurdum arkadaşlar ve de telefon elimde, hatta size saati de bakın şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Saat daha tam 3 değildi o yüzden birazcık bekledim ve gördüğünüz gibi bakın tam 3 olduğunda hemen kayda başladım ve şimdi sizlerle beraber guest'i yani misafiri, o başımıza bela olan, ürkütücü görünümü olan o karakteri görüntülü bir şekilde arayacağız arkadaşlar. Hemen şöyle bakın. Guest görüyorsunuz numarası burada arkadaşlar. Tabii yine sizlere numarasını gösteremem hiçbir şekilde. Bastım. Bir dakika çalacak mı? Çalıyor mu? Oh! Çalıyor. Evet. Şu anda çalıyor arkadaşlar bakın. Burada beni de görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda çalıyor arkadaşlar FaceTime'dan. Bekleyelim bakalım. Umarım açar arkadaşlar. Şöyle bak size döndüreyim. Siz hem beni hem ekranı görün arkadaşlar. Eğer açarsa direkt oradan konuşacağız bakalım.
Bu misafir yaratığı konuşamıyor arkadaşlar. Yani filminde hiçbir şekilde konuşmuyordu. FaceTime aradığımızda konuşur mu diyecektim ama FaceTime kullanılamıyor dedi. Bir kez daha arayalım mı arkadaşlar? Kullanılamıyor dedi. Bir kez daha arıyorum bakın. Şöyle tekrar ara dedim. Tekrar arıyorum arkadaşlar. Böyle biraz komik görüntü olmuş olabilir. Beni görüyorsunuz ekranda. Değişik duruyorum sanırım. Nasıl, yakışıklı duruyor muyum arkadaşlar? Söyleyin, yakışıklı duruyor muyum arkadaşlar? Dediğim gibi arkadaşlar, bu misafir yaratığı filmde hiçbir şekilde konuşmuyordu. Hatta kulaklığı da böyle bir değişikti. Bilmiyorum duymuyor mu kulakları ama burada eğer açarsa konuşacak mı, bize cevap verecek mi, bizi duyabilecek mi? Bunları cidden merak ediyorum arkadaşlar. Şu an hala çalıyor ama yok, yine açmadı. Yine açmadı arkadaşlar. Niye açmıyor bu? Abi terledim burada ya, her an açacak diye gerçekten böyle götüm yani götüm terledi, hani korkuyordum ama hiçbir şekilde açmadı. Bir kez daha arayalım mı arkadaşlar? Son bir kez daha arayalım, olmadı mesaj falan atarız belki, bilmiyorum ya, deneriz. Bir kez daha arayalım bakalım. Arıyorum arkadaşlar, yine beni burada görüyorsunuz. Umarım bu sefer açar ya, umarım bu sefer açar abi. Abi açsın bak, gerçekten açsın, bir daha aramayacağım. Lan açtı, açtı. Misafir! Lan! Bir yere bakıyor. Başka bir yere bakıyor. Yere doğru. Anneni satayım buna. Anneni satayım. Çok korkunç. Alo. Alo misafir. Beni duyabiliyor musun? Hala benim peşimde misin? Misafir, beni duyabiliyor musun? Alo. Abi hiçbir şekilde cevap vermiyor. Lan arka kameraya geçti. Ne? Kapıyı açar mısın yazıyor. Lan! Benim evimin kapısı. Benim evimin kapısı. Kapıyı çaldı. Yemin ederim duydum, kapıyı çaldı. Benim evimin kapısı. Ve kapandı. Ananı satayım. Şu anda misafir evime gelmiş. Abi demek ki tam benim evimin oradaymış. Tam da FaceTime aradığında. Abi nasıl bir tesadüf bu? Tam Quest'i, misafiri FaceTime aradım gecenin üçünde ve tam o sıra benim evimin önüne gelmiş. Abi inanabiliyor musunuz? Siz buna inanabiliyor musunuz? Arkadaşlar ben şimdi ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Şimdi sıçtım yani. Hemen güvenlik kameralarından bakalım. Ha gerçekten orada mı yani? Görüntülü aramaya bakılırsa gerçekten burada ama yine de bir güvenlik kameralarından bakalım arkadaşlar. Umarım buraya kadar gelmez. Arkadaşlar şu anda bakın ekranda siz de görüyorsunuz, salonun güvenlik kamerasına bağlandık arkadaşlar. Böyle bir şeyin olacağını gerçekten tahmin etmiyordum, misafirin evime geleceğini. O yüzden şu an yani 2-3 tane falan kamera var ancak, diğer odalarda kamera kurulu değil. Ama zaten misafir de şu an hala kapının orada olması gerekiyor. Yani evin içinde değil henüz. Umarım da evin içine giremez arkadaşlar. Dediğim gibi diğer odalarda kamera yok şu anda. Hemen bir dış kapının oraya bakalım. Gerçekten orada. Gerçekten orada arkadaşlar. Gerçekten de gelmiş. Abi görüyor musunuz? Kapıyı açar mısın dedi. Bir dakika, kapı o zaman kilitli arkadaşlar. Tamam, kapıyı kilitlemeyi unutmamışım. Ama her an kapıyı açabilir. Önceki videoda da kapı kilitli olduğu halde eve girebilmişti, biliyorsunuz. İzleyenler biliyordur. Kaç izliyorsanız da zaten mutlaka gidin izleyin. Abi bakın tipe bakın, görüyor musunuz? Abi nasıl bakıyor ya? Kameraya doğru bakıyor bilmiyorum ama dış tarafa da bakalım mı? Ne olur ne olmaz. Belki başka birileri daha vardır. İnşallah öyle bir şey olmaz ama oraya da bir bakalım. Yok. Tamam, burada da bir sıkıntı yok arkadaşlar. Tamam, dışarıda bir sıkıntı yok. Tekrar kapının oraya bakalım. Orada mı hala? Umarım gitmiştir arkadaşlar. Umarım kaçıp gitmiştir. Bir kapıya tekrar bakalım. Nerede? Nerede lan? Gitmiş. Bir dakika. İçeri mi girdi? İçeri mi girdi arkadaşlar? Bakın daha az önce arkadaşlar bu kapının oradaydı. Ama şu an orada yok. Gitti mi ki? Bir daha dışarı bakalım. Dışarı yok. Abi o zaman eve girdi. Bir şekilde kapıyı açtı ve eve girdi. Kısık konuşmam lazım. Bir dakika hemen soluna bakalım. Orada. Orada arkadaşlar, görüyor musunuz? Tam kapının orada, salonda arkadaşlar. Eve girmiş, görüyorsunuz değil mi? Eve girmiş. Abi çok korkunç. Abi tipini görüyor musunuz? Çok korkunç. Abi her an buraya gelebilir arkadaşlar. Her an buraya gelebilir. Nerede lan? Nereye gitti? Bir dakika, şu an salonda gözükmüyor. Şu anda salonda gözükmüyor arkadaşlar misafir. Nereye gitti lan? Ben göremiyorum. Gitti mi ki, bir dakika?
evden gitmiş olabilirim arkadaşlar. Daha beni aramadı ama bir oldu, hani direkt karşıdayım. Direkt buraya açsa beni görecek, öldürecek ama gitti mi ki acaba? Bir dakika dışarıya bakalım. Yo, burada yok. Hani direkt sokak kapısına bakalım. Sokak kapısında da yok. Abi nerede bu misafir şu an? Ne ara kaçtı kaçtıysa? Bir dakika çıkalım bir salona bakalım arkadaşlar. Belki salonda görebiliriz. Hadi bakalım. Kamerayı aldım arkadaşlar elime ve şimdi salona bir bakalım. Bakın az önce kameralarda salondaydı ama sonra birdenbire kayboldu. Bakalım salona çıkalım, bir de kendi gözlerimizle görelim arkadaşlar. Hazırsanız çıkıyorum. Bir dakika, sıkıntı yok değil mi? Bir şey yok gibi. Şu anlık buralarda bir şey yok gibi. Yatak odasının... Bir dakika, hemen sopayı şuradan alayım. Yatak odasının kapısı kapalı arkadaşlar. Bir dakika bakalım. Tamam. Salonda da bir şey gözükmüyor. Bakın banyo falan temiz gibi duruyor arkadaşlar. Yani temiz derken şey yok yani, karakter yok. Onun dışında temiz olduğunu pek düşünmüyorum ama neyse, şu an şakanın sırası değil arkadaşlar. Abi umarım gitmiştir misafir, bak umarım gitmiştir. Şu anlık buralarda gözükmüyor. Mutfakta. Mutfakta da sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle oturma odasına bakacağım. Bir dakika, ittirdim. Çok da ses yapmıyorum arkadaşlar. Eğer hala evdeyse benim sesimi duyup gelip saldırmasın diye ses yapmıyorum arkadaşlar. Orada bir şey mi vardı lan? Bir şey var sandım. Bir anlık bir şey var sandım. Şu sopayı şöyle kenara koydum arkadaşlar. Sopa orada dursun. Bu arada bakın kapı kilitliydi arkadaşlar. Kapıyı... Oh. Bak kapı açık. Arkadaşlar demiştim size, bakın bir önceki videoda da kapı kilitli olmasına rağmen kapıyı bir şekilde açmıştı bu misafir yaratığı. Yani her türlü eve girebiliyor arkadaşlar. Oğlum bir yerden ses mi geldi lan? Neyse bakın kapı görüyorsunuz açık arkadaşlar, kilitli falan değil. Benim bu kapıyı yatarken kilitlemem gerekiyor arkadaşlar. Şöyle son kez şuralardan bakalım. Bakın misafir FaceTime'da tam olarak buradaydı arkadaşlar. Tam olarak tam bakın bu duvarın önünde görüntülü konuşmuştuk misafirle videonun başında. Tam olarak buradaydı arkadaşlar. Buralarda falan da bir şey yok zaten. Ben yavaştan videoyu kapatayım arkadaşlar. Misafir hakkında daha fazla video gelsin mi gelmesin mi bilmiyorum arkadaşlar. Size bağlı bu zaten. Başka güvenlik kameralarında hangi yaratıkları, hangi karakterleri yakalayalım yorumlar bekliyorum. Videonun sonuna göre mumdur şaşan, mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, aşağıya yıklayın. Sanma havası yok. Kendinize bakın. Görüşürüz olsa vecailesi. Ben de artık eve gideyim, üşütmeyeyim. Bay bay. Geliyor geliyor. Bakın merdivenden çıkıyor. Abi merdivenden çıkıyor. Şuna bakın. Abi geldi. Merhaba Osef Ecalesi arkadaşlar, bu gece şu anda gerçekten çok garip, değişik şeyler oluyor. Deminden beri evimin etrafında birinin gezdiğini görüyorum. Evet gerçekten abi, galiba biri peşime takıldı. Bilmiyorum amacı ne, kendisi kim, gerçekten ben de bilmiyorum, yüzünü göremedim. Ama abi gecenin, bakın saatini de göstereyim, saati de görüyorsunuz, gecenin 3.30'unda evimin etrafında gerçekten çok garip görünümlü biri geziyor ve gerçekten bu çok korkunç, rahatsız edici. Ben de bugün sizinle beraber güvenlik kameralarından dışarıya bakacağım. Bakalım kimmiş? Kim beni izliyormuş? Kim evimin etrafındaymış? Hep birlikte göreceğiz. Ama ondan önce alt tarafta bir like atmayı unutmuyorsunuz. Olsa Fecalesi bu video çok güzel like patlaması bekliyorum. Bu tarzda güvenlik kamerası videoları devam için ve kanalıma geliyorsanız da mutlaka abone olup 1 lira için ücretsiz bir şekilde abone olup 1 milyonluk Olsa Fecalesi olmamız için ailemize katılın. 1 milyonluk Olsa Fecalemize katılın diyecektim. Allah söyletti bak işte. Bildirimleri de açmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Ben video attığımda size bildirim gelsin. Videonun sonunda da güzel yorumlar ekrana çıkacak. Hemen yorum atıp siz de bir dahaki videoda çıkabilirsiniz. Her neyse şimdi güvenlik kamerası görüntülerini izlemeye geçelim. Abi kameralara bakmadan önce size mutfağın penceresinden dışarıyı göstereyim. Bakalım bir şeyler görebilecek miyiz? Bak kapı öyle bir gıcırdadı ki korktum cidden. Işığı açmayacağım arkadaşlar. İçeride ışık olduğunu görmesin. Bir dakika. Buradan bakabilir miyiz? Hop, buradan bir şey gözükmüyor. Hop, şöyle bakalım. Yok. Gözükmüyor arkadaşlar. Mezarlığa falan mı kaçtı? Ne oldu bilmiyorum.
Umarım hala buradadır arkadaşlar. Çünkü burada değilse videoyu iptal ederim yani. Böyle garip ürkütücü şeyler olduğunda biliyorsunuz direkt kayda giriyorum. Sizin için bir şeyler yakalarım diye. Ama gittiyse bu videoyu atmam zaten. Bir şey göremedik. Ama şimdi güvenlik kamerasından bakalım arkadaşlar. Orada kesin bir şeyler yakalarız, bir şeyler görürüz diye düşünüyorum. Şu kapıyı kapatayım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Şimdi güvenlik kamerası görüntülerine bakalım. Dışarıyı bir inceleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen dış kapının kamerasına bağlanıyoruz. Bastım ve evet şu anda kamera açık arkadaşlar, görüyorsunuz. Burası benim evimin, binanın önü arkadaşlar. Zaten karşıdaki mezarlıktan tanımışsınızdır. Yine böyle her zaman gibi güvenlik kameraları, gizli kameralar kurdum arkadaşlar. O kameralardan izliyoruz bakalım. Aa, orada bak geliyor. Lan bu kim? Arkadaşlar bu kim? Bir dakika. Lanetli kadın değil mi bu? Aa, abi kapıya kadar geldi. Şu an kapımın orada lanetli kadın abi. Abi maskesini çıkarmıştık lanetli kadının, biliyorsunuz. Hiçbir şey çıkmamıştı. Çıkaramamıştık. Birden kaybolmuş. Hatta maske de bende. Ama burada bir lanetli kadın var. Abi. Abi lanetli kadın geri geldi. Şu an kapımın orada abi, kameraya baktı az önce. Kamerayı gördüm ama içeri girdi. İçeri girdi. Arkadaşlar. İçeri girdi, bir dakika. Hemen şu kapının oraya bağlayalım arkadaşlar. Hemen bu iç kapının kamerasına bağlayalım. Bir dakika. Geçtim arkadaşlar. Şimdi iç kapının kamerasına bakıyoruz. Şu anlık bir şey gözükmüyor. Abi tam kapının oraya giriyordu sanki. Fark ettiniz değil mi? Abi kapayacağım. Işık mı yandı lan? Apartmanın ışığı yandı, bir dakika. Galiba apartmana girdi şu an abi. Abi bildiğiniz lanetli kadın arkadaşlar. Daha önce neler neler yaşamıştık lanetli kadında, biliyorsunuz. O videoyu izleyenler bilir. Ve yine evime geldik. Kameralarda yakaladık. Oh geliyor geliyor. Bakın merdivenden çıkıyor. Abi merdivenden çıkıyor, şuna bakın. Abi geldi. Abi şuna bakın. Yüzünü görüyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten çok korkunç. Kapıma geldi. Kapıma geldi. Türk senin sıfatını ya. Bu surat ne abi? Abi çok korkuyorum şu an. Etrafa bakıyor. Yukarı mı gidecek lan? Yukarı git, yukarı git. Bana bulaşma komşular. Özür dilerim. Kapının kamerasına bakıyor. Kapının kamerasına bakıyor şu an. Abi görüyor musunuz gözlerini? Pörtlek gözler. Abi. Güzelim diye mi bakıyor lan? Bok gibisin. Abi. Kapıyı açmaya mı çalışıyor? Kapıyı açmaya mı çalışıyor? Abi! Bir dakika, bir dakika! Abi bir dakika! Ne oluyor şu an? Kapıyı açmaya mı çalışıyor arkadaşlar? Sanki böyle kapıdan sesler geldi. Kamerada da gördünüz. İçeri doğru girdi gibi. Abi galiba kapıyı açmayı başardı bir şekilde. Abi ne yapacağım ben? Şu anda evime girdi abi, lanetli kadın şu anda evime girdi. Abi salonun kamerası şu anda çalışmıyor. Yani oraya kamera kurmadım. Orada zaten biliyorsunuz halihazırda bir kamera vardı. Onu da Squid Game videosunda, Squid Game'deki maskeli adam ateş ederek kırmıştı arkadaşlar. Ben de kamera kurmadım oraya. Bu video için kurmadım yani. O yüzden oraya bakamıyorum. Ama hemen bayılın, orada bir kamera kurdu arkadaşlar. Oraya bağladım. Hemen oraya bağladım. Evet bağlandık. Abi ama buraya gelirse göremeyiz. Yatak odasında orada. Buraya gelmedi. Bak bu odaya doğru bir baktı. Bu odaya doğru bir baktı ama buraya gelmedi. Yatak odasına giriyor. Beni orada zannediyor galiba. Bak görüyor musunuz? Beni yatakta yatıyor zannediyor galiba ama ben uyumuyorum. Uyumuyorum ben. Yatak odasına girdi. Bir dakika bir dakika. Kapa abi. Kapa kapa kapa. Abi lanetli kadın buraya, bu odaya girmek yerine yatak odama gitti. Galiba beni yatak odasında zannediyor. Abi resmen lanetli kadın geri geldi abi. Hatırlar mısınız bilmiyorum. En son maskesini çıkarmıştık lanetli kadını yakalayıp. Hatta bakın maskesi burada arkadaşlar. Burada duruyor. Hatta ben size demiştim. İsterseniz bu maskeyi giyerim demiştim gece 3'te. Ama hala öyle bir şey yapma cesareti bulamadım bilmiyorum. Ve şu anda lanetli kadın evime geldi abi. Maskesini çıkardığımızda kaybolmuştu. Abi ben anlamadım. Gerçekten kafam çok karıştı. Şimdi salona doğru gideceğim. Abi salona doğru gideceğim. Şu sopayı alayım mı? Bir dakika. Sopayı aldım arkadaşlar. Beyzbol sopasını. Yavaşça açıyorum. Abi yavaşça açtım.
kapalı. Bakın arkadaşlar, tam olarak bu odadaydı. Abi gördünüz değil mi? Bu odaya girdi. Kadın bu odaya girdi abi, gerçekten çok korkmuştu. Şu an orada ne yapıyor abi? Beni orada zannediyor. Dolapları falan mı kurcalıyor? Ne yapıyor? Yani küçücük oda, beni bulamadı, çıkması lazım. Bir dakika. Ananı satayım. Gelme lan. Lan git. Abi bir dakika, geliyor. Çık. Abi çık. Bakın kapı da açık. Dışarı çıktım. Bir dakika, dışarı çıktım arkadaşlar. Şu anda dışarı çıktım. Kadın evimde abi, kadın evimde. Ben de sopayla evden kaçtım. Abi bakın, evin oradayım şu an. Umarım peşimden gelmez abi, bilmiyorum, kesinlikle gelecek peşimden. Benim kaçmam lazım abi. Bilmiyorum nereye kaçacağım. Ama buralarda bir yerde saklanır mıyım bilmiyorum. Kaçmam lazım benim arkadaşlar. Umarım daha peşimden gelmez. Gelirse de mecbur bu sopayı kullanacağım abi. Ne yapsam, mezarlığa falan mı kaçsam? Abi bilmiyorum peşimden. Lan geliyor. Lan geliyor peşimden. Koş. Abi yakalayacak beni. Koş. Abi koş. Sonic X'e geldi. Görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar şu anda Merhaba Osef Ecalesi arkadaşlar. Bu gece saat gecenin 3'ünde Dark Web'den gelmiş geçmiş en lanetli Creepypasta'yı satın alacağız. Kim mi? Tabii ki de Sonic X'e. Sonic X'in zaten ne kadar lanetli, tehlikeli bir yaratık olduğunu anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Bilmeyen kalmamıştır. Hatırlarsanız bundan 2 yıl önce ben daha bu kendi evime taşınmadan ailemle yaşıyorken Dark Web'den Sonic X'in CD'sini satın almıştım. Gerçekti. O CD'den Sonic X'i oynamıştım ve başımıza neler gelmişti. Sonic X'e bana saldırmıştı falan. Gerçekten inanılmaz anlardı. Nedense o aklıma geldi. O videoyu da izleyebilirsiniz. Bilmiyorum o CD şu an nerede. O geldi aklıma bir anda. Bu arada bakın, Dark Web'den geçenlerde şu şekilde Sonic'in ve Tails'in oyuncaklarını da aldım. Eğer isterseniz bu oyuncaklarla da bir şeyler yaparım arkadaşlar. Şuradan da Poppy bana bakıyor. Ne var Popo? Kesinlikle bu lanetli oyuncaklarla da bir şeyler yapacağım gecenin üçünde. Ama bu gece o oyuncaklarla işimiz yok. Sadece Dark Web'den Sonic X'i satın alacağız. Bakalım ne olacak, cidden ben de çok merak ediyorum. Ama her şeyden önce alt taraftan bir like atmayı unutmayın. Alt taraftan like butonuna tekme tokat dalın. O lanet butonu patlatın arkadaşlar. Like'larınızı bekliyorum. Ve kanalıma ilgiyorsanız da mutlaka abone olun. Bilinen için ailemizi iyice büyütelim. Ücretsiz bir şekilde abone olarak Osef Ece ailemize mutlaka katılın. Videonun sonunda da güzel yorumlar ekran çıkacak. Hemen yorum atıp bir dahaki videoya çıkabilirsiniz. Her neyse, şimdi Dark Web'e geçiyoruz. Ve Sonic X'in siparişini veriyoruz dostlar. Evet arkadaşlar, şu anda bilgisayarımda Dark Web'de Sonic X'in sayfası açık ve şimdi siz de şu anda ekranda görüyorsunuz abi. Bakın Sonic X'in yanında 666 yazıyor. Bu çok dikkatimi çekti. İlk kez böyle bir şey görüyorum. 666'nın anlamını zaten biliyorsunuz. Şeytanın sayısı arkadaşlar. 666 çok lanetli ve şeytanın sayısı. Ve de açıklamasında tamamen semboller var abi. Bu neden böyle olmuş? Galiba Sonic X'e Dark Web'i hacklemiş abi. Bakın tamamen semboller var. Hiçbir şekilde yazıyı okuyamıyoruz, ne yazdığını. Buna da gerçekten bayağı şaşırdım. Her yer bozuk abi. Bütün yazılar bozuk. Sonic X'e tıpkı yaklaşık böyle 30 yıl önce falan Sonic'in oyunlarını, Sega diye bir şey vardı. Hani böyle tıpkı PlayStation gibi, bilgisayar gibi bir oyun konsolu arkadaşlar. Tıpkı Sega'daki Sonic oyunlarını hacklediği gibi Dark Web'i de hacklemiş arkadaşlar. Her şey tamamen bozuk. Hiçbir şey okunmuyor. Ama şimdi Sonic X'i satın alacağız. Bakalım ne olacak. Cidden çok merak ediyorum ama Sonic X'i satın alacağız ve evimize gelecek abi. Çok tehlikeli. Siz sakın denemeyin. Ben sizin için deniyorum. Şimdi arkadaşlar huzurunuzda Sonic X'i satın alıyorum. Basıyorum. Bastım. Evet, Sonic X'i satın aldık abi. Şimdi yapmamız gereken şey beklemek abi. Bekleyeceğiz ve bakalım Sonic X'e dair, elimi vurdum, Sonic X'e dair herhangi bir şey olacak mı arkadaşlar? Çok zorda kalırsam Sonic X'in oyuncağını kullanırım abi. Voodoo büyüsü yapıp onu kullanırım. Daha voodoo büyüsü yapmadım onu ama eğer isterseniz yine Sonic X'e voodoo büyüsü yaparız. Daha önce yapmıştık galiba videosunu ama kameraları kuracağım evin her yerine ve bekleyeceğim. Bir şey olduğunda da kayda gireceğim abi. Şimdilik kapatıyorum.
Arkadaşlar kameraları kurdum. Yaklaşık böyle 20-30 dakika falan geçti. Kameraları kurdum ve şimdi sizinle beraber izlemeye geçiyoruz abi. Bakalım herhangi bir şey yakalayabilecek miyiz bu gece kameralara? Sonic X'e evimize gelecek mi? Şimdi hazırsanız siz de görün. Evet, şu anda dışarıyı görüyoruz abi. Dışarıda şu an her şey sakin gibi duruyor. Ama tabii ki Sonic X'e gelirse etraf sakin falan olmaz abi. Bütün her yer ayağa kalkar. Sonic X'e gerçekten görüp görebileceğiniz en lanetli creepypasta karakteridir arkadaşlar. Şu anda dışarısı sakin. Hemen şu kapının iç kısmına bakıyorum. Evet, burası da normal gibi duruyor abi. Gerçekten bak terlemeye başladım. Ulan kötü kokmaya başladım ya. Abi korkudan gerçekten altıma yapmış olabilirim şaka tabii ki arkadaşlar. Şimdi şu hani bir koridor vardı ya arkadaşlar, arka bahçeye doğru gider. Ananı satayım Sonic X'e. Sonic X'e'yi görüyor musunuz? Duvarda da 666 yazıyor. Geldi lan Sonic X'e, geldi şu an. Ananı satayım. Abi duvarda 666 yazıyor, görüyorsunuz değil mi? Ananı satayım Sonic X'e. Kamera doğru geliyor. Abi şu anda evin içine girmek üzere, gördünüz mü, koridordaydı. Ananı satayım, bir dakika kapının oraya bağlayalım. Görüyorsunuz. Bak kapıda kameraya doğru bakıyor. Ananı satayım abi, altına sıçacağım. Sonic X'e geldi, görüyorsunuz değil mi? Önce koridordan geldi, duvarda 666 yazıyordu. Şu anda da kapının kamerasında görüyorsunuz. Evin içine girdi. Şu an yok. Bakın kapının önünde yok. Evin içine girdi abi. Bir dakika. Salona bağlayayım mı? Nerede? Salonda yok. Bir dakika. Evin içine girmedi mi? Kapının oradaydı. Birden kayboldu. Evin içine girmedi mi abi? Bir dakika. Dışarıya bakalım tekrar. Yok. Bakın duvardaki 666 sayısını görüyorsunuz abi. Kanla yazılmış gibi böyle. Çok korkunç. Birazdan belki bakarız orada. Sonic X'e gittikten sonra bilmiyorum durur mu hala ama. Bir dakika dışarıya bakalım. Yok abi, Sonic X'e nereye gitti o zaman? Tekrar içeriye bağlanalım. Salonda yok. Bir dakika, o zaman diğer odalara bakacağım abi. Mutfağa bakalım. Mutfakta yok. Oturma odasına bakalım. Oturma odasında yok. Yatak odasına bakalım. Yatak odasında yok. Abi nerede o zaman Sonic X'e? Banyoya bakalım mı? Banyoda olabilir mi? Banyo niye gitsin bilmiyorum ama şu an beni mi arıyor? Yoksa hani ne için geldiğini bilmiyorum arkadaşlar. Yani Dark Web'ten aldık ama büyük ihtimal benim için geldi. Beni öldürmek için gönderildi. Şimdi bir dakika banyoya bakalım abi. Yine de bakalım banyoya. Banyoda! Şu anda Sonic X'e banyoda, görüyorsunuz değil mi? Çok korkunç. Ananı satayım, şunun tipine bakın arkadaşlar. Abi gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Benim bu evden kaçmam lazım yani. O beni öldürmeden benim kaçmam lazım ama şu an nasıl kaçacağım bilmiyorum. Umarım bana bir zarar vermeden gider abi. Bilmiyorum. Kayboldu. Banyodaydı, kayboldu şu an. Nereye gitti lan? Abi sesler geliyor. Salondan sesler geliyor. Yemin ederim beni öldürmeye mi gelecek? Nasıl diyeyim arkadaşlar? Bir dakika bir dakika. Umarım buraya gelmez arkadaşlar. Bir dakika. Gerekirse bu voodoo bebeğini kullanacağım abi. Ya buna daha voodoo büyüsü yapmadım. Sonic X'in DNA'sı var mı içinde bilmiyorum. Dark Web'den aldığı için olabilir. Deneriz bilmiyorum arkadaşlar ama şu an olup olmadığından emin değilim. Voodoo büyüsü olup olmadığından emin değilim. O yüzden bir şey yapamayacağım. Umarım buraya gelmez abi. Umarım buraya gelmez. Arkadaşlar ne yapacağım bilmiyorum. Bir dakika. Salona bakalım. Şu an salonda mı abi? Salona bakalım. Salonda. Yine salonda abi, bekliyor. Beni mi bekliyor arkadaşlar? Beni mi bekliyor bu? Abi çok korkunç. Abi Dark Web'den gerçekten almamalıydım. Bu Sonic X'i Dark Web'den almamalıydım. Gerçekten çok ürkütücü. Yanına mı gitsek abi, ne yapsak bilmiyorum. Bakın öylece duruyor şu anda. Arkadaşlar neredeyse tam 5 dakika oldu. Sonic X'e hiç hareket etmedi. Kılını bile kıpırdatmadı. Salonda öylece duruyor abi. Beni bekliyor sanırım. Anlamadım. Şu anda görüyorsunuz. Mecburen yanına gideceğim abi. Bakın. Mecburen yanına gideceğim. Çünkü kaçamam yani. Evde görüyorsunuz. O yüzden yanına gitmeyi deneyeceğim. Umarım bana bir zarar vermez arkadaşlar. Şimdi Sonic X'in yanına gidiyorum. Umarım bana bir zarar vermez. Benim için dua edin arkadaşlar. Hadi gidiyoruz. Arkadaşlar
Hazırsanız şimdi çıkıyorum salona. Bakın kameralarda gördüğünüz Sonic X'e öylece duruyordu salonda. Bakalım yanına gittiğimde ne tepki verecek abi. Muhtemelen beni öldürecek. Çünkü hani tuzak diye düşünüyorum. Öylece beni beklemesi kesinlikle normal değil. Ben çıktığımda direkt saldıracak gibi hissediyorum arkadaşlar. Bilmiyorum şu sopayı alsam mı? Bilmiyorum. Bakın burada da Sonic'in oyuncağı burada arkadaşlar, ama şu anda voodoo büyüsü yapılı değil. O yüzden ona hiçbir şekilde zarar veremiyoruz bu şekilde. Şimdi çıkıyorum abi. Bakın çıkıyorum. Kapıyı açıyorum hazırsanız. Açıyorum abi. Sonic. 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 Lütfen bana zarar verme Sonic. Arkadaşlar şu anda arkadaşlar abi Sonic'in yaptığına bakın. Sonic X'in yaptığına bakın. Abi Sonic'in yaptığına bakın. Gitti mi bilmiyorum. Bir anda üzerime saldırdı. Bir anda bana saldırdı abi. Çok kötü. Yanağımı görüyorsunuz. Pençe attı. Çok kötü. Abi canımı zor kurtardım. Umarım gitmiştir bilmiyorum. Umarım gitmiştir. Ben burada videoyu kapatacağım abi. Bu Sonic'ten yediğim kaçıncı darbe arkadaşlar. Daha önce de böyle şeyler yaşamıştık biliyorsunuz. Aa, çok kötü acıyor. Abi yaklaşık 1 saat falan geçti. Bilmiyorum Sonic X'e hala burada mı? Kapıyı kilitledim. Ama biliyorsunuz kapılar kilitli olsa bile bir şekilde içeri girebiliyorlar bu lanetli yaratıklar. Bakın 1 saattir şurada saklanıyordum abi. Umarım gitmiştir Sonic X'e, bilmiyorum. Bakın yüzümün halini görüyorsunuz. Bak elime de bulaşmış hatta. Görüyorsunuz bunları Sonic X'e yaptı arkadaşlar. Daha önce de önceki yıllarda yaptığım Sonic X'e videolarında da başıma böyle şeyler gelmişti. Ve yine Sonic X'e bana çok feci şekilde saldırdı abi. Gerçekten kendimi hiç iyi hissetmiyorum arkadaşlar. Videodan sonra biraz pansuman falan yaparım belki, bilmiyorum. Eğer isterseniz bu oyuncakla Sonic X'e'yi bir daha çağırırım. Biliyorsunuz 2 yıl önce Sonic X'e'yi çağırmıştım. Böyle aynada Sonic X'e falan yazıyordu. Bayağı korkunç anlardı. Eğer isterseniz yine Sonic X'e'yi çağırma ritüeli yaparım. Ama bu sefer oyuncakla yaparım. Sonic'in oyuncağıyla. Bakalım o videoda neler başımıza gelir. Eğer isterseniz bunu da yapacağım arkadaşlar. Şimdilik ben burada videoyu bitiriyorum abi. Abi kapatmadan şu duvara da bakmak istiyorum. Bakalım orada hala 666 yazıyor mu kanla? Görelim. Yok. Bakın duvarlar normal arkadaşlar. Duvarlar normal. Bakın Sonic X'e gittikten sonra ya büyük ihtimal gitti. Çünkü bakın duvar da normal haline dönmüş abi. Hiçbir şekilde yazı vesaire yok arkadaşlar. Yerlerde falan da bir şey yok. Bakın tavan falan hiçbir şey yok gibi duruyor abi. Sanırım gitti, bilmiyorum. Videomun sonuna gelmeden geçeceğim. Mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha fazla yok. Kendinize bakın. Görüşürüz. Olsa fecali. Sizleri çok seviyorum. Bunu daha fazla unutmayın. Lan el sallıyor bana doğru. Bir dakika, kameraya doğru böyle el sallıyor. Abi ne oluyor lan? Freddy'e ne oluyor böyle? Merhaba OZF ailesi arkadaşlar. Bu gece sabah gecenin 3'ünde Dark Web'den Five Nights at Freddy's'teki Freddy'yi satın alacağız. Ama tabii ki normal Freddy değil. Galiba onu daha önce satın almıştık. Öyle hatırlıyorum değil mi arkadaşlar? Doğru mu hatırlıyorum? Bugün Five Nights at Freddy's'in yeni oyunu Security Breach'teki Glamrock Freddy'yi satın alacağız. Freddy zaten önceki FNAF oyunlarında gerçekten çok korkunç bir animatör renkti. Ve de benim en korktuğum, aslında en korktuğum Golden Freddy olabilir, bilmiyorum. Security Breach oyununda iyi biri olduğu söyleniyor. Ben daha hiç oynamadım ama siz isterseniz gecenin 3'ünde oynayabilirim. Bakalım Glamrock Freddy'yi satın aldığımızda ne olacak? İşte ben de çok merak ediyorum. İyi biri olmasına rağmen bize zarar verir mi? Bizi öldürmeye çalışır mı? Bunu da bu videoda görmüş olacağız. Ama her şeyden önce alt taraftan bir like atmasını olsa becerinize. En az şöyle bir 10.000 like bekliyorum. Dark Web videolarının devamı için alt taraftan like butonunu patlatıyorsunuz arkadaşlar. Ve kanalıma ilgiyorsanız da mutlaka abone oluyorsunuz. Bildirimlerden çok
istiyorsunuz ki 1 milyona doğru gidelim, OSFC ailemizi büyütelim. Eğer abone olmadan izliyorsanız çok büyük ayıp ediyorsunuz. Abone olun mutlaka. Videonun sonunda da unutmazsam güzel yorumlara ekrana koyacağım. Hemen yorum atıp bir dahaki videoda siz de çıkabilirsiniz, bilmiyorum. Her neyse, şimdi Dark Web'e geçelim ve Glam Rock Freddy'yi satın alalım. Arkadaşlar, şimdi bilgisayarımın başına geçtim ve size Dark Web'te Freddy'nin sayfasını gösteriyorum. Bakın şu şekilde. Zaten siz de birazdan ekranda göreceksiniz. Abi gerçekten çok heyecanlıyım. Çünkü bu Glam Rock Freddy, Five Nights at Freddy's Security Breach'te, konuşamadım, yeni oyununda iyi biri olarak gözüküyor. Yani bize yardım falan ediyor. Yani bildiğim kadarıyla, böyle yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar, ama düşünüyorum yani nasıl olacak abi, bilmiyorum, yine de bize zarar verir mi? Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Sizinle birlikte bugün bunu görmüş olacağız. Şu anda siz de ekranda Dark Web'i görüyorsunuz abi. Glam Rock Freddy yazıyor. Bakın burada fotoğrafı da var abi. Böyle Freddy ama daha böyle bir modernleşmiş diyeyim. Üzerinde böyle bir de şimşek, yıldırım işareti var. Neden var bilmiyorum. Evet, açıklamasına bakalım. Sizi koruyacak arkadaşınız diyor. Arkadaşımız olduğunu söylüyor. Dilerseniz karnına girip tehlikelerden korunabilirsiniz. Evet. Five Nights at Freddy's Security Breach oyununda bu Freddy'nin karnına girip böyle saklanabiliyorduk galiba. Yanlış bilmiyorsam burada da ondan bahsetmişler abi. Bilmiyorum, karnına girebilir miyiz Freddy'nin buraya geldiğinde? Yani bir deneriz, bilmiyorum. Yani bize zarar vermezse tabii, bilmiyorum. Hiç güvenemiyorum arkadaşlar. Çünkü Freddy FNAF oyununda gerçekten benim en korktuğum animatroniklerden biriydi abi, Golden Freddy'den sonra. Her neyse, çok da uzatmayalım. 198 dolar diyor. 198 dolara satın alıyorum. 3, 2, 1... Satın aldım. Arkadaşlar, satın aldık ve şu an sadece beklemek kaldı. Ben evin her yerindeki kameraları bir kontrol edeyim. Zaten evin her yerinde kameralar kurulu. Ama onları bir kontrol edeyim arkadaşlar. Sonra tekrar buraya geleceğim ve güvenlik kameralarını, gizli kameraları izlemeye geçeceğiz. Ben şunları bir kontrol edip geleyim abi. Arkadaşlar, şu anda kameraların başındayız. Evet, şu anda dışarıyı görüyoruz abi. Dışarının kamerasında şu anlık herhangi bir şey gözükmüyor abi. Kameraları kontrol ettim ve şu anda dışarının kamerasındayız. Bakalım Freddy'ye dair, Glam Rock Freddy'ye, Freddy'nin yeni haline dair herhangi bir şey görebilecek miyiz? Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Dışarıda şu anlık herhangi bir hareketlilik yok gibi abi. Ama dışarının öbür tarafına bakalım. Hani sokağın bu tarafını görüyoruz da, şimdi diğer tarafına da bakalım. Evet, burada da herhangi bir şey yok gibi. Bu sefer dışarıya böyle iki kamera koymak istedim arkadaşlar. Gitgide kameraların sayısını arttırıyorum. Artık bütün mahalle kamera dolacak en son. Komşular diyecek sapık var mahallede. Neyse, tamam. Evet, dışarıda bir şey yok gibi. Şu kapının oraya bağlayalım. Evet, burada da herhangi bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Abi gerçekten ama korkuyorum ve endişeliyim. Hani hem korkuyorum hem de endişeliyim. Çünkü bu Freddy'nin dediğim gibi iyi biri olduğu söyleniyor ama ben pek de güvenemiyorum. Eski FNAF oyunlarında gerçekten çok şeytani bir animatronikti yani. Animatronik. İşte her neyse arkadaşlar, her ne boksa. Salona bakalım abi. Salonda da herhangi bir şey yok. Zaten dışarıda gözükmüyorsa salonda da gözükmez yani, dışarıdan geleceğine göre. Ama bunu dedik, şu koridora bakmayı unuttuk abi. Oraya da bakalım, arka taraftan da gelebilir çünkü. O yüzden oraya da bakmak istiyorum. Abi arka bahçeye giden koridorda duvarda Way to Go Superstar yazıyor. Ne demek lan bu? Bir dakika, Superstar falan. Galiba bu Freddy'nin lafıydı arkadaşlar. Tam ben de bilmiyorum. Bilenler varsa yazsın yorumlara. Way to go Superstar yazıyor. Abi bir dakika, bu Freddy'nin sözü ise gerçekten Freddy burada demektir. Onu satayım abi, peki nerede? Bakın duvarda böyle bir yazı yazıyor. Kanlı bir şekilde. Oy, sesler geliyor. Bir dakika, dışarıya bakacağım. Bu o tarafta bir şey gözükmüyor. Sadece yazı var. Dışarıya bakacağım. Dışarıda da bir şey yok abi. Zaten orada yazı olduğuna göre içeri çoktan girmiş. O yazıyı yapmış abi. Yani tabii o yaptıysa ki büyük ihtimal o yapmıştır. Hemen kapının oraya bağlanalım. Burada. Freddy burada lan, el sallıyor. Lan el sallıyor bana doğru. Bir dakika, kameraya doğru böyle el sallıyor. Lan Freddy. Abi gelmiş. Abi gelmiş. Ne yapacağım ben? Ha bir dakika, el falan sallıyor ama. Arkadaş mı olmak istiyor acaba benimle? Gerçekten dedikleri gibi arkadaşımız mı arkadaşlar bu Freddy? Ne düşünüyorsunuz, yazın yorumlara. Ben hiç güvenmiyorum ama yine de bir şans verelim abi. Hatasız kul olmaz, eskilerini unuturuz. Geçmişte kaldı diyelim. Bilmiyorum.
Nerede lan? Ay, galiba eve girdi. Bir dakika. Salona bağlanıyorum hemen. Bak gitmiş buradan. Salon. Salonda yok. Tuvalete oraya bakalım. Abi yok. Nereye gitti lan? Oturma odasına gitmiş olabilir mi? Bir dakika, ondan önce mutfağa bakacağım. Mutfakta da bir şey yok. Bir dakika, o zaman oturma odasına bakacağım abi. Oturma odasında olma ihtimali çok yüksek. Yani en hızlı oraya gidebilirim. Abi oturma odasında şu an Freddy. Oturma odasında görüyorsunuz abi, evin içinde. Abi ne yapacağım ben? Evin içinde şu an Freddy. Evin içinde abi. Abi umarım bana bir zarar vermez. Gerçekten çok korkuyorum. Şu an altıma sıçramak üzereyim. Umarım bana bir zarar vermez. Çok korkuyorum. Şu an salonda öylece duruyor abi. Yanına gitmeyeceğim. Yanına gitmeyeceğim. Direkt böyle yanına gidiyorum. Başım belaya giriyor. Beni öldürüyorlar. Belaya düşüyorum onlar yüzünden. O yüzden şöyle bekleyeceğim. Birazcık onu burada izleyeceğim abi. Bakalım herhangi bir şey yapacak mı? İzliyoruz. Her hareketini takipteyiz abi. Freddy. Hadi Freddy. Hiçbir şey yapmıyor abi. Öylece oturma odasında duruyor. Lan! Kamerayı atladı. Lan kamerayı atladı ve görüntü bozuldu abi. Freddy kamerayı atladı. Lan bir dakika, hani arkadaşlarım kameraya saldırdı, gördünüz mü? Aramızda devam ediyor. Gecenin üçünde bu da şeytanlaşıyor. Görüyorsunuz arkadaş dediniz ama bu da şeytanlaştı gecenin üçünde. Görüyorsunuz gecenin üçünün ne kadar lanetli bir saat olduğunu. Her şey şeytanlaşıyor. Bu arkadaş canlısı Freddy de böyle delirdi abi. Kamera bozuk. Abi ne yapacağız? Galiba yanına gideceğiz abi. Galiba yanına gideceğiz. Çünkü şu an kamera, o odanın kamerası bozuldu arkadaşlar. Hiçbir şekilde odayı göremiyoruz. Galiba kamerayı alacağım ve yanına gideceğim abi. Umarım beni öldürmez. Umarım bana bir zarar vermez arkadaşlar. Gerçekten çok korkuyorum. Umarım gerçekten arkadaşımızdır. Ama gördüğünüz kamerayı aldı. Kamerayı kapattı resmen. Göremiyoruz odayı. O yüzden yanına gitmek zorundayız. Hadi bakalım abi, kamerayı alıyorum ve yanına gidiyoruz. Arkadaşlar kamerayı aldım ve şimdi Freddy'nin kamerayı bozduğu odaya doğru gideceğiz. Hazırsınız değil mi? Abi açıyorum kapıyı. Bir dakika. Bak abi, odanın ışığı da açık. Bakın Freddy şu an en son o odadaydı. Bilmiyorum oradan çıktı mı kamera bozulduktan sonra. Lan kapı. Abi bakın, bilmiyorum oradan çıktım ama en son bu odadaydı ve kameraya zıpladı. Gördünüz, kameraya zıpladı ve kamerayı bozdu abi. O yüzden o odayı göremiyoruz. Abi umarım diğer odalara falan gitmemiştir. Bundan da korkuyorum ama şu anlık oradaydı en son. Abi bu arada bu biliyorsunuz bir robot arkadaşlar. Bu Freddy. Ben şimdi gideceğim mutfaktan su alacağım ve odaya girdiğim gibi su fırlatacağım abi. Freddy'ye doğru su fırlatacağım. Gelmiyor değil mi lan? Abi altına sıçarım. Umarım beni burada sıkıştırmaz. Şimdi burada mutfakta su alacağım bir bardak ve içeriye girdiğim gibi Freddy'ye su fışkırtacağım. Belki robot olduğu için bozulur. Bana bir şey yapamaz abi. Belki onu etkisiz hale getiririz. Pek sanmıyorum ama yine de bunu deneyeceğim abi. Bilmiyorum suyla onu etkisiz hale getirebilir miyiz? Şimdi bir dakika. Bir dakika, buradan mı alsam? Bak şurada da bardaklar vardı abi. Tamam. Bir dakika, şuradan şöyle bir bardak aldım. Abi umarım beni duyup buraya gelmez. Şöyle azıcık açayım. Ses gitmesin. Tamam. Bakın suyu aldım arkadaşlar. Şimdi içeri girdiğim gibi Freddy'nin üzerine su dökeceğim. Hazır mısınız? Şunu aç. Abi ne oluyor lan? Freddy'e ne oluyor böyle? Abi hareketleri görüyor musunuz? Abi bir dakika, sudan dolayı böyle oldu. Yoksa şeytan başlığı için mi böyle oldu arkadaşlar? Bir dakika, yaklaşıyorum. Görüyorsunuz değil mi Freddy ne yapıyor? Abi delirdi resmen. Bir dakika, bozuldu mu lan Freddy? Abi bilmiyorum, şu an Freddy çok korkunç hareketler yapıyor, gördünüz. Üzerine su attığı için mi böyle yapıyor arkadaşlar? Bilmiyorum, bir dakika. Abi hem Dark Web'den aldık hem de gece uçta. Işığı kapattım. Ben bu odadan çıktım abi. Bilmiyorum. Freddy'nin yanına gitmeyeceğim abi. Gördünüz. Ona su fırlattıktan sonra birden böyle deli hareketler yapmaya başladı abi. Böyle sallanmaya başladı.
Abi bilmiyorum, bu sudan dolayı mı oldu arkadaşlar? Sizce hani robot olduğu için, belki su temas ettiği için bozulmuş olabilir ama sizler ölçüyorsunuz, yoluna yazabilirsiniz. Abi bilmiyorum, umarım Freddy kendine geldiğinde buradan gider, bana saldırmaz. Abi gerçekten çok korkuyorum. Ben burada videoyu bitiriyorum. Glamrock Freddy hakkında veya Final Test Freddy Security Breach hakkında video gelsin mi? Yorumlara bekliyorum tayfam arkadaşlarım. Videomu sonra gömün diye şaşan mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, abone etmeyin. Lal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 
Evimin hemen kapısının önünde örümcek adam duruyor, görüyorsunuz. Benden ne istiyorsun örümcek adam? Merhaba OSF Ecelisi arkadaşlar, bu gece saat gecenin 3'ünde ne yapacağız şimdi size söylüyorum, hazır mısınız? Biliyorsunuz bundan yaklaşık 1 ay önce örümcek adamı evimin çevrelerinde drone kamerasıyla yakalamıştım. Hatta drone ile en sonunu okula tırmanırken görmüştük ve kameraya av fırlatmıştı. Drone havada asılı kalmıştı ama neyse ki drone'u kurtardım, bakın drone'um burada arkadaşlar. O videoyu da izlemezseniz mutlaka gelin izleyin. Ve bugün de Dark Web'den Spider-Man'in yani örümcek adamı satın alacağız ve onu güvenlik kameralarıyla yakalamaya çalışacağız. Umarım beni de ağa boyamaz arkadaşlar, çünkü hoş olmaz. Her şeyden önce hatta bir like atıyorsunuz OSF Ecelisi'ne. En az şöyle 10.000 like'ınızı bekliyorum. Her yüzden like butonunu patlatsın bu tarz videonun devamı için ve kanalıma ilgiyorsanız da mutlaka abone olun. Bilmem için ailemizi iyice büyütelim. Her izleyen eğer abone değilsen sen hemen abone oluyorsun, unutmuyorsun. Videonun sonunda güzel bir reklam çıkacak, hemen yorum atıp bir dahaki videoda size çıkabilirsiniz. Her neyse, şimdi videomuza geçelim. Evet, şu anda bilgisayarımda Dark Web açık ve bakın Spider-Man'in sayfası da burada arkadaşlar, burada. Fotoğrafını da görüyorsunuz Spider-Man'in. Bakın şöyle kamera odaklısın. Evet abi, çok havalı. Gerçekten örümcek adam benim en sevdiğim süper kahramanlardan biri arkadaşlar. Sizler de seviyor musunuz örümcek adamı? Yorumlara yazabilirsiniz. Yani seviyorum ama bana zarar vermeye çalıştığı için ondan korkuyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım Dark Web'ten aldığımızda ne olacak? Burada ne yazıyor? Örümcek tarafından ısırılma sonucu mutasyona uğramış insan. Yani Peter Parker arkadaşlar, örümcek adamın gerçek ismi, yani o insan ismi Peter Parker biliyorsunuzdur. Ve 164 dolara şimdi satın alıyorum arkadaşlar. Siz de hazırsanız 3, 2, 1 ve satın aldım arkadaşlar. Şu an sadece beklemek kaldı. Ben hemen evin her yerine kameraları kuracağım ve bilgisayardan kameraları izlemeye geçeceğiz. Bakalım örümcek adama dair herhangi bir şey olacak mı? Evimize gelecek mi? Güvenlik kameralarından, gizli kameralardan onu yakalayabilecek miyiz? Her şey bu videoda. Hadi bakalım. Arkadaşlar, kameraları kurdum ve yaklaşık 5-10 dakikadır falan kameraları da geziyorum arkadaşlar. Şu anda zaten siz de ekranda görüyorsunuz. Şu anda dışarının kamerasındayız abi. Yani bu sokağa gören kameradayız. Zaten bak karşıda da mezarlığı böyle biraz görüyorsunuzdur, biliyorsunuz. Benim evim mezarlığın karşısında abi. Psikopat gibi evimi mezarlığın karşısından almıştım zamanında. Yani seviyoruz abi, korkuyu seviyoruz. Evet, şu anda sokak kamerasını izliyoruz bakalım. Şu anlık burada herhangi bir şey gözükmüyor. Evdeki kameraları gezmeme gerek var mı bilmiyorum. Çünkü hani Spider-Man, örümcek adam, sonuçta o da bir insan arkadaşlar. Yani mutasyona uğramış bir insan. Herhalde böyle duvarın içinden falan geçip evime giremez diye düşünüyorum. O yüzden sokak kamerasından gelir. Ama yine de bir arka bahçeye giden kapıya da bir bakalım arkadaşlar. Evet, burada da herhangi bir şey gözükmüyor. Tamam. Yani ya arkadan gelir ya ön kapıdan gelir arkadaşlar. O yüzden bu iki tarafa bakacağım öncelikle. Gelirse de zaten evin içine kameralarla dolu, hiç merak etmeyin. Tekrar sokağa bağlayalım. Evet, tekrar sokaktayız. Hala her yer sessiz sakin arkadaşlar. Bu arada eğer isterseniz örümcek adamla ilgili yine videolar yaparım. Ama ne videosu yapayım, bunu yorumlara yazabilirsiniz örümcek adamla ilgili. Ve başka hangi yaratıkları satın alayım veya güvenlik kameralarına yakalayayım. Lan! Örümcek adam mı geçti? Örümcek adam geçti kameradan. Abi gördünüz mü? Bir dakika, takla atarak geçti. Bir dakika, şu an evime geldi galiba. Abi şu an galiba evime geldi. Bir dakika. Şu an bir yere girmiş olabilir. Sesler de geliyor, bir dakika. Hemen kapının oraya bağlanacağım abi. Bakalım orada mı? Burada. Onları satayım burada. Abi şu an evimin hemen kapısının önünde örümcek adam duruyor, görüyorsunuz. Abi kapıyı açmaya mı çalışıyor şu an?
Bak tam kapının orada. Şu an galiba kapıyı açmaya çalışıyor arkadaşlar. Eve girerse umarım beni bulmaz, bilmiyorum. Şuraya bir yere saklanırım, bu tarafa doğru gelirse ama. Bir dakika, şu an hala kapının orada. Lan! Abi telefona baktım, mesaj geldi. Lan örümcek adam nerede, bir dakika. Abi evin içine mi girdi? Evin içine mi girdi, bir dakika. Salon boş. Nerede abi? Bir dakika, mutfağa bakalım. Mutfakta yok, oturma odası. Oturma odasında yok. Yatak odası. Yatak odasında yok, abi nerede? Bir dakika, şu an örümcek adam nerede abi? Şu koridora bakacağım abi, ses çıkarmam lazım. Eğer buradaysa beni duyması an meselesi olur. Beni duyar ve buraya gelip benim işimi bitirir. Şu koridora bağlanıyorum. Abi burada. Abi görüyor musunuz? Kamerayı fark etmiş galiba. Kameraya doğru bakıyor. Örümcek adam kameraya doğru bakıyor. Abi çok korkunç. Abi görüyor musunuz? Abi kostümünü görüyorsunuz, ne kadar böyle canlı duruyor abi, gerçek örümcek adam bu. Anasını satayım, şu an evimde güvenlik kamerasında görüyoruz. Abi buraya gelecek, şu an diğer odalara da bakıyor büyük ihtimal ve buraya gelecek. Abi bu örümcek adamla ilgili ne yapalım, yorumlara yazın. Eğer isterseniz Venom'la ikisini karşılaştırabilirim. Biliyorsunuz onun düşmanı Venom var, böyle siyah örümcek adam, korkunç dili var falan. Onunla karşılaştırabiliriz arkadaşlar. Ama şu an canımı kurtarmam lazım çünkü örümcek adam şu an burada abi. Belki de direkt kapının önünde, bilmiyorum. Lan! Bütün kameralar şu an beyaz. Has! Bir dakika. Bütün kameralar şu an beyaz. Abi A atmış. Bütün kameralara A atmış. Abi görmemem için. Abi burada olduğumu kesin biliyor. Çünkü bir tek buraya gelmedi. Ve bütün kameralar şu an A ile kapatılmış durumda. Abi ne yapacağım? Örümcek adam. Arkadaşlar görüyorsunuz ne yaptığını. Abi galiba yanına gitmemi bekliyor veya o buraya gelecek. Abi tam kapının önünde olabilir şu an, bilmiyorum. Örümcek adam. Abi bilmiyorum. Ananı satayım. Abi altıma sıçacağım. Kamerayı alacağım ve dışarı çıkacağım abi. Umarım örümcek adam benim işimi bitirmez. Umarım böyle bir şey olmaz. Benim için dua edin. Şimdi kamerayı alıyorum ve örümcek adamı evin içinde arıyorum arkadaşlar. Bakalım neredeymiş. Arkadaşlar kamerayı aldım ve şimdi eğer siz de hazırsanız kapının önüne çıkacağım. Örümcek adam tam olarak bu kapının ardında olabilir. Tam olarak bu kapının ardında olabilir. Umarım kendimi koruyabilirim arkadaşlar. Hazırsanız açıyorum kapıyı. Açıyorum, buradan bir şey görebilir miyim? Bir dakika, kapının arkası boş gibi. Bir dakika dur. Kapının arkası boş gibi duruyor şu an. Gitti mi abi örümcek adam? Bir dakika açıyorum. Çünkü kapının arkasında şu an kimse yok. Abi nerede? Abi şu an bir dakika, örümcek adam yok. Banyonun kapısı niye kapalı? Bir dakika. Örümcek adam kör etmeyi denedim de. Açıyorum. Örümcek adam? Lan! Abi mavi şeyi örümcek adam zannettim. Ama örümcek adam değilmiş. Yemin ederim. Ne oldu lan? Oradan da ses geliyor ve yemin ederim şuradan bir ses geldi. Tam tuvaletin oradan. Ama bu taraftan da bir ses geldi. Abi ne oluyor? Biri daha mı var evde bilmiyorum ama. Abi gidiyorum. Tuvaletin oraya doğru gidiyorum abi. Tuvaletin oraya doğru gidiyorum. Bakın buradan ses geldi. Çok korkuyorum şu an. Hazırsanız bakıyoruz. Lan! Ananı satayım abi. Örümcek adam görüyor musunuz? Abi örümcek adam resmen şu an karşımda. Benden ne istiyorsun örümcek adam? Lan! Örümcek adam! Abi kameraya attı, bir dakika silmem lazım kamerayı. Abi arkadaşlar kameraya ve yüzüme doğru attı arkadaşlar. Hem kameraya hem yüzüme geldi. Kapıyı zorluyor. Şu an kapıyı zorluyor. Abi örümcek adam. Abi beni öldürecek, ne olacak? Abi satayım abi, kapıyı zorluyor, çok güçlü. Arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Umarım ölmem arkadaşlar. Umarım başıma bir şey gelmez ama şu an örümcek adam kapıyı zorluyor ve kapıyı zorluyor. Abi
Ne yapacağım ben? Arkadaşlar yardım edin.